Profesör Doktor Pınar Sayıp karşımızda efendim. Bilmediklerimizi, merak ettiklerimizi kendisine soracağız. Pınar Hocam merhabalar. Öncelikle geçmiş bayramınızı kutluyorum. Bu önemli günde zaman ayırdınız bizlere. Çünkü sosyal medya üzerinde bayram ve sonrasına ilişkin birbirini izleyen komple teorileri var. Tablonun neden değiştiğini hala anlamıyoruz diyen vatandaşlarımız var. İtiraf edeyim, ben de tablonun neden değiştiğini hala anlayabilmiş değilim. Değerli uzmanlarımıza sormaya devam ediyoruz. Şuradan başlamak istiyorum. Ayasofya'nın etkisinin İstanbul'un karnesine bugünlerde yansıdığı söyleniyor. İşte kalabalıktı ve sosyal mesafeye, maskeye dikkat edilmedi. Şimdi ise iki yer işaret edildi. Bir, bayram ziyaretleri. Bu kadar uyarıya karşın bu bayram ziyaretleri gerçekleşti. Üstelik kalabalık gruplarla gerçekleşti, aile ziyaretleri denildi. İki, tatil yörelerinden gelen o endişe uyandıran fotoğraflar. Bu ikisi için bilim kurulu iki açıklama yaptı. Bir, dedi ki 14-15 gün boyunca kendinizi izole etmeye çalışın. Ancak birçok vatandaşımız yıllık iznini kullanıp döndüğü için iş yerine gitmek zorunda. Toplu taşımayı kullanmak zorunda. Dolayısıyla pek bir geçerliliğinin olmadığını görüyoruz. İkinci bir uyarı ise, daha doğrusu uyarı değil bir gerçeğe işaret. Biz buradaki, yani tatil yörelerindeki kalabalıkların ya da kendi şehirlerindeki aile ziyaretlerinin etkisini 2 hafta sonra göreceğiz dedi. Siz bu süreci nasıl okuyorsunuz? Neler bekliyorsunuz? Neler yanlış yapıldı? Neler daha iyi yönetilebilirdi? Bu konuda fikrinizi merak ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle size de iyi bayramlar. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Sağ olun. Şimdi hakikaten salgın yönetiminde tam bir muhatabımızın olması gerekiyor. Bilim kurulunun yetkilerinin tanımlanmış olması gerekiyor. Ve özellikle halk sağlıkçılarının yönlendirdiği ve diğer ilgili uzmanlık branşlarının da bir arada olduğu yetkililer tarafından alınacak önlemlerin aslında bize net olarak açıklanması gerekiyor. Yani bu rakamlar onların elinde mi? Detaylara hakimler mi? Süreci hangi koşullarda yönetebiliyorlar? Bu konularda net bir fikrimiz olması lazım. O yüzden biz şu anda salgını sadece siyasi otoritenin bize söylediği kadarıyla biliyoruz. O da koşullara göre rakamlarda da değişiklik yapabiliyor. Mesela en son yoğun bakım oranıyla sizin de söylediğiniz gibi zatüre oranları veriliyor onun yerine ve ağır hasta oranları veriliyor. Bunlar hakikaten çok subjektif kriterler. Bu bize salgının seyriyle ilgili gerçek verileri veremiyor ve bundan ötürü mesela sadece zatüre değil artık COVID hastalığının neden olduğu sıkıntılar, biz biliyoruz ki kalp sorunları oluşturuyor, ishal yapıyor, gastrointestinal sistemde ciddi sorunlar oluşturuyor. Yani başka sistemleri de etkiliyor. Siz sadece zatüre oranını vererek süreci takip etmeniz mümkün değil. Biz daha da detay verilmesini isterken, daha da ayrıntıların bize verilmesini beklerken aslında şimdi bilgilere ulaşmamız daha zor oldu. Bunun da acaba nedeni şu diye sormakta kendimizi alamıyoruz. Çünkü son zamanlarda yoğun bakım sayısında ve entübe hasta sayılarında %100'e varan artışlar olmuştu. Ve test sayımızı oranladığımızda, hasta sayımızı oranladığımızda bunlar dünya ortalamalarının üstündeydi. Ve bunlar böyleyken bu verilerin verilmesinden vazgeçilmiş olması bizi düşündürüyor. Bu nedenle bu konuda bir açıklık getirilmesini istiyoruz. Söylediğiniz gibi bayram, işte Ayasofya Camii'nin denetimsiz bir kalabalık oraya çağrıldı. Orada bir yoğunlaşma gördük. Milyonlarca kişinin, öğrencinin katıldığı büyük sınavlar yapıldı. Bütün bunların varlığı halkta bir rehavet oluşturmuş durumda. Çünkü diyor ki bütün bunlar yapılabiliyorsa ben niye bayram tatilinde kalabalık bir ortamda bulunmayayım? O yüzden sadece halkın inisiyatifine bırakılmış, doğru örneklerin verilmediği, doğru yönetilmediği zaman halktan işin gereklerini yapmasını bekleyemeyiz. Yani sonuçta bu salgının idarecisi halk değil.
halkın önüne doğruları koymak gerekiyor ve gerçekleri de yansıtmak gerekiyor ki durumun hakikaten hiç de parlak olmadığını ve bu sürecin hepimizi çok yoracağını, bugün bir meslektaşımızı daha kaybettik. Yani hem sağlık çalışanlarının sağlığı açısından hem kendi ve yaşlılarının ve gençlerin sağlığı açısından ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Bunu hem yetkililer bu ciddiyeti doğru dürüst aktarmalı, hem de halkın uyması için gerekli tedbirleri almalı. Biz daha çok işte turizm mevsimi, işte ekonomik kaygılar nedeniyle aslında süreci salgından çok ticari bir yönetim gözlüyoruz. Bunun da ciddi sakıncaları olacak. Özellikle Eylül ayında yani dan itibaren sıkıntılar yaşayacağımızı düşünüyorum. Eylül ayından itibaren ne gibi ihtimaller devreye girebilir? Hangi senaryolar bilim insanlarının önünde duruyor? Örneğin bir grip salgını başlayacağından hareketle griple birbirlerini güçlendirebilir mi, güçlendiremez mi? Bu tip senaryolar, bu tip komplo teorileri hatta konuşuluyor. Bu komplo teorilerini bir kenara bırakırsak, Eylül-Ekim ayından itibaren Türkiye özelinde konuşacak olursak, hangi senaryolar, hangi ihtimaller karşımızda değerli hocam? Bir kere havaların kötüleşmesi ve yağmur vesaire mevsimi başlarsa kapalı alanlara gideceğimiz için salgının büyüme ihtimalleri daha da artacak. İkincisi diğer gripler ortaya çıkacak. Bu diğer griplerle ilgili aşıların mutlaka şimdiden stoklanmış olması gerekiyor bir yoksunluğa gitmemek için. Çünkü bütün dünyada bu tür aşıların kullanımı artacak. Çünkü belirtiler birbirine karışabilir. Diğer grip benzeri şikayetlerle, COVID şikayetleri. Bu dönemde hastalığın daha çok yayılması, şu anda açık havadayız, bir nebze daha rahatız ama kapalı ortamlarda daha çok yayılacağını biliyoruz. Bu nedenlerle Eylül'den sonra bu sayılarda bir artış bu şekilde devam edersek daha da fazla olacak. Üstelik şu anda verilen rakamlar sadece test pozitifleri gösteriyor. Yani testi negatif olmuş ve COVID hastalığı nedeniyle tedavi almış hastaların oranları verilmiyor. Bunların ne kadar olduğunun farkında değiliz. En azından iki katı daha fazla hasta söz konusu. Ama bunların da açıklıkla ortaya çıkarılması gerekiyor. Çünkü test herkes de pozitif çıkmıyor. Yani testi negatif çıkan ama COVID hastası olan bir sürü insan var. Ayrıca filyasyonu şu şekilde yapılıyor. Telefonla hekimlerin araması şeklinde yapılıyor. Bu hiç doğru bir yöntem değil. COVID olduğu şüphelenilen veya test pozitif çıkan veya çıkmayan bütün hastaların çevresinin mutlaka test edilip onların da izole edilmesi gerekiyor. Şu anda verilen test sayısının ne kadarı mükerrer, kimlere yapılıyor? Mesela Sağlık Bakanlığı sitesinde özellikle futbolculara mesela tekrar tekrar yapılıyor. Bazı yerlerdeki insanlara tekrar tekrar yapılıyor. Yani bu test sayısı aslında çok yaygın bir temaslı taramasına yönelik test sayıları değil. Bunların da detaylarının mutlaka verilmesi lazım. Ne kadar tekrar, yani tek kişiye yapılan test veya aynı kişiye tekrar tekrar yapılan testler. Bu detaylara da hakim olmadıkça önümüzü gerçekten göremiyoruz. Şimdi yayına başlar başlamaz hem Instagram üzerinden hem Twitter üzerinden çeşitli mesajlar gelmeye başladı. İşte Konya'da bir hastane işaret edilmiş, Edremit'te bir hastane işaret edilmiş. Önlemlerin yeterli olmadığı, yer konusunda yeterli yer sağlanmadığı işaret edilmiş. İstanbul özeline gelecek olursak, İstanbul işte ABD'nin New York'u, pandeminin merkezi, tüm vakalar buradan Anadolu'ya yayıldı. Hep bu anlatıldı bizlere. Peki İstanbul'un bugününe dair neler biliyoruz? Zaman zaman Doktor Fahrettin Koca, Sağlık Bakanımız bu konuda açıklama yapıyor ve birkaç il sayıyor. İşte bu hafta yükselişte olan iller, örnek veriyorum sadece, Ankara, Van, Diyarbakır ve İstanbul diyor. Önümüzdeki haftaya geçiyoruz. Bu kez İstanbul listede olmuyor. Başka iller sayılıyor. Böyle 4-5 şehirlik listeler halinde zaman zaman artışa işaret ediyor Sağlık Bakanı. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul'un bugününe dair neler biliyoruz? Şimdi İstanbul'da biliyorsunuz son bir ay
öncesinde bayağı bir hastane açıldı. Hem şehir hastanesi açıldı Çamsakura, hem de Feriha Öz, Murat Dilmener gibi acil durum hastaneleri açıldı. Ama ve birçok hastanede de artık hem özel hastaneler olsun hem kamu hastaneleri olsun diğer hastalara da bakılmaya başladı. Yani COVID'in ilk salgının ilk dönemlerindeki ertelenen sağlık hizmetleri tekrar başladı. Bu yüzden birçok kamu ve özel hastane artık COVID hastası almıyor, almak istemiyor. Ama bu diğer açılan hastanelerden de Çam ve Sakura zaten COVID hastası almıyor. Diğer hastanelerde kapasitesi ne yazık ki yeteri kadar sağlık personeli, hekim ve altyapı ihtiyaçları yeterli olmadığı için tam kapasite çalışmıyor. Yani dörtte bir kapasiteyle çalıştığını söyleyebiliriz. O nedenle şu anda COVID hastalarının hastaneye ulaşma konusunda pandeminin ilk dönemine göre daha sıkıntı yaşadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle bir an önce bu hastanelerdeki altyapıyı düzeltmek veya zaten var olan hastanelerimizin bir kısmının bu şeye yoğun bir şekilde devam etmesini sağlamak gerekiyor. Diğer hastalarla gerekli izolasyonları yaparak ve kadroların oradan oraya aktarılması da işlemlerin bütün hastanelerde biraz zorlaşmasına yol açıyor. Bunlara dikkat ederek ilerlemek gerekiyor. Yani bir de özel hastanelerin biliyorsunuz COVID paketi vardı. Bu COVID paketi SUT'ta tanımlandığı için özel hastanelerde COVID hastalarını alıyorlardı. Ekonomik anlamda da onlara iyi geldiği için. Şu anda o COVID paketi kaldırılmış durumda. Yeniden aslında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yeniden bir COVID paketi tanımlaması ve hastaların özel hastanelerde de rahatça kabulünün sağlanması gerekiyor. Yani sağlık sektörümüz kıştan önce ya da sonbahardan önce o beklenen İkinci dalgadan önce anlaşılan bir dinlenme haline geçirilmiş gibi Sağlık Bakanlığı'nın çeşitli adımları, talimatları neticesinde özel hastaneleri de bu paketin içerisine koyduğumuzda anlaşılan bir ikinci dalga bekleniyor. Ben bilim kurulunun açıklamalarını okuyorum, sıklıkla ekranlara getiriyorum. Hep ikinci dalgaya işaret ediliyor değerli hocam. Bu konuda vatandaşlarımızın da çeşitli soruları ve endişeleri var. Ersin Bey demiş ki birinci dalga henüz bitmedi ki binin hemen altında seyreden vaka sayısı var. Hala nasıl ikinci dalganın Eylül ayında, Ekim ayında geleceği işaret ediliyor. Daha birinci dalgayla baş edebildik mi ki Pınar Hanım bu konuda ne söyler diye sormuş. Kesinlikle haklı. Biz birinci dalga bitmiş değil zaten. Vakaların en düşük olduğu seviye Haziran öncesinde 750'di ve şu anda 1500'lere çıktık ve 1000 bandında da sürdürüyoruz. Yani vakalar çok çok azalmış olmalıydı ki biz birinci dalgayı bitirdiğimizden söz edebilirdik. Yani halen birinci dalga ülkemizde devam ediyor. Bunu böyle kabul etmek lazım. Filyasyon yani çalışmaları bitmedi. Evet, filyasyon çalışmalarına ilişkinde çeşitli sorular geliyor. Selin Hanım sormuş. Filyasyonun telefonla yapıldığını ifade etti Pınar Hanım. Peki test çalışmaları yapılmıyor mu? Örneğin ulaşılan bir vakanın çevresindeki insanlara da test yapıldığını anlatıyordu bize Sağlık Bakanı. Bunun artık bir geçerliliği yok mu? Sadece iş telefona mı dönmüştür? Şu anda test temasları yapılmıyor. Ancak temaslarda bir şikayet çıkarsa yapılıyor. Yani diyelim ki ateşi var veya bir solunum sıkıntısı var. COVID'i düşündüren bir tablo oluşursa test yapılıyor. Bunun dışında sadece semptomları takip ediliyor. Yani şikayetleri takip ediliyor. Şikayeti olursa yapılıyor. Yani aslında birinci basamak hizmetlerinin birleştirilerek aile hekimliğiyle birlikte işte toplum ilçe sağlığı müdürlüklerinin bir arada filyasyon ekiplerinin ortak bir organizasyonuyla bölge tabanlı olarak yürütülmesi lazım. Ve gerçekten temasların taranması lazım. Sağlık çalışanlarının bir kere zaman zaman gözden geçirmesi lazım. Bugün futbolcular düzenli tarama yapılıyor ama sağlık çalışanlarına düzenli ara ara takipleri yapılmıyor. Hep şikayet çıkarsa şeklinde gidiyor şu anda
gerçek anlamda bir filyasyon yapıldığını söyleyemeyiz. Sağlık çalışanlarına sürekli bir test konusunda işte Türk Tabipleri Birliği'nin de bu konuda açıklamaları oldu, sizlerin de oldu. Bu konu bir düzene kavuşturulabildi mi acaba? Örneğin hastanedeki sağlık çalışanlarının bir yandan psikolojik, ruhsal açıdan motive olmaları, depresyonla mücadele yöntemleri, buna ilişkin raporlar hazırladınız, raporlar sunuldu Türk Tabipleri Birliği tarafından da. Bu işin bir başka boyutuydu. Fakat tüm bu sıkıntılarla, stresle boğuşan sağlık çalışanları sürekli test olabiliyorlar mı efendim? Yani tabii sürekli test çok da mümkün bir şey değil ama dönem dönem özellikle şeyde çalışanlar, COVID hastasıyla daha muhatap olan meslektaşlarımızın düzenli aralıklarda taranmalarında fayda var. En azından şu anda hastanelerde yoğunluk olmaması lazım. Randevu usulü hasta bakılıyor olması lazım. Ama ne yazık ki ortamda olduğu gibi hastanelerde de giderek kalabalıklaşma oluyor. Ve bu da hem hekimler hem de gelen başvuran hastalar açısından son derece sıkıntılı bir süreç oluşturuyor. Şimdi az da olsa belirti gösteren, semptom gösteren ama evden çıkmayarak bir şekilde bunları atlattığını söyleyen vatandaşlarımızın sayısı inanılmaz fazla. Bunu ifade etmem lazım. Mesajlarda gerçekten çok fazla geliyor. Grip benzeri semptom yaşayan geçtiğimiz aylarda, örneğin Haziran ayında grip benzeri semptom yaşadığını söyleyenler var. Temmuz ayı başında ateşi, öksürüğü, boğaz ağrısı, tüm bunları yaşayan ama hastaneye gitmekten çekindiğini söyleyen vatandaşlar var. Bunun dışında bir de şu şekilde hastaneye gitmekten çekinenler var. Covid-19 nedeniyle acaba bulaşır mı endişesiyle, örneğin fizik tedaviden randevu almış bir vatandaşımız, gitmeye çekiniyorum, o kadar ağrım var ama yine de gitmeye çekiniyorum çünkü okuyorum internette Covid-19 nedeniyle işte bazı yerlerde farklı hastaların da alındığını biliyoruz. Aynı hastaların Covid-19 hastanelerinde de alındığını biliyoruz. Siz de az önce ifade ettiniz. Ne tür önlemlerle gitmemizi önerir değerli hocamız? Bu konuda büyük endişe duyuyoruz diye söyleyenler var. Bu yorumlara ilişkin değerlendirmeniz ne olur hocam? Aslında hastanelerde gerekli havalandırma yapılıyorsa, mekanlar geniş tutuluyorsa, insanlar yoğun bir şekilde bir arada kapalı ortamda tutulmuyorsa, fiziksel mesafe korunuyorsa, herkes maskesini düzgün bir şekilde takıyor ve el dezenfeksiyonunu sürekli yapıyorsa hastanelere tabii ki gidebilirler ama randevulu bir şekilde gitmek lazım. Ve o hastanın girişinde ve çıkışında odaların havalandırılması, aynı anda kalabalıkların olmadığı bir ortamda tabii ki hastalarımızın hastaneye gidip şikayetleriyle ilgili süreci de takip etmeleri lazım. Ama bunun için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Hem hastane tarafından hem de gelen hastalar açısından. Yani randevulu bir şekilde çalışılması lazım. Rastgele gitmemek gerekiyor. Ve aralıklarının aslında randevu hasta aralıklarının yarım saat olması lazım. Kalıcı hasara ilişkin sorular geliyor. Şimdi örneğin bazı doktorlar tarafından hastalığın iyileşme sonrası kalıcı hasar bırakabildiği, henüz bu konuda tam çözülmüş bir virüsten bahsedilmediğinden hareketle bu tip çıkarımlar da yapılıyor. Bunlar ne kadar doğru değerli hocam? Şimdi atlattık diye bakılan ya da atlattığını düşünen negatife dönmüş testleri vatandaşlarımız var. Bir kalıcı hasar beklentisi var mı tıbbın bu konuda? Özellikle ağır geçirenlerde olabilir. Yani hafif geçirenler açısından değil ama ağır bir şekilde bu hastalığı geçirenlerde virüsün kendisi ve yaratmış olduğu sitokin fırtınası dediğimiz tüm organlara yönelik hasar verme ihtimali var. Bu zaten görülüyor. Çalışmalarda da bu yansıyor. O yüzden bu ihtimal var tabii. Ama tabii ki bütün hastaların hepsinde olacak demek değil. Çoğu hafif geçiriyor zaten bu hastalığı. Bir kısmı daha ağır geçiriyor. Ancak ağır geçirenlerin bir kısmında kalıcı sorunlar olabilir tabii ki. O yüzden bu hastaların düzenli takiplerinin devam etmesi lazım. Değerli hocam, son birkaç soruyu aktarmak istiyorum. Okulların açılmasıyla alakalı velilerimizden çok fazla soru geliyor. 31 Ağustos'a işaret edildi ama hala bir
kararın ortaya çıkmadığı da aşikar. İşte sürekli ihtimallerden söz ediliyor. Özellikle işte bayramdan sonra bakalım vaka sayısı nasıl seyredecek? Ona göre ya yarısı online olacak, yarısı sınıfta olacak ya da farklı çözümler aranacak. Ama net bir şey duyamıyor veliler. Dolayısıyla birçok vatandaşımız okullar açılsa da ben çocuğumu göndermek istemiyorum diyenlerin sayısının bir hayli fazla olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda bir profesör olarak korona sürecinde okulların açılması tartışmalarında siz hangi noktadan bakıyorsunuz? Sizce karar nasıl verilmeli? Bir kere tabii ki bir risk oluşturuyor okulların açılması ama çok gerekli tedbirler alınabilirse, işte sınıflardaki belli sayıda öğrencilerin olması, okula girişlerde gerekli dezenfeksiyonun ve şeyin yapılması, ateş ölçümlerin ve kontrollerin, maskelerin sağlanması, alanların büyütülmesi, şu andan zaten bunlara başlanabilir, bahçelerde dersler yapılabilir, açık havalarda yapılabilir, bir sürü alan, salon kullanılabilir, bir sürü okul yapılabilir bu süre içinde ve sınıf içindeki mekanlar mümkün olduğunca genişletilebilir ve bu dönüşümlü de olabilir. Yani bir gün okula gitme, bir gün okula gitmeme şeklinde bir düzen de sağlanabilir. Bunu tabii ki hem eğitim sendikalarının, hem Milli Eğitim Bakanı'nın, hem sağlıkla ilgili konuyla ilgili kişilerin bir araya getirerek bir düzgün şey çıkarması lazım. Ama bu bir risk taşıyacaktır. Kontrollü bir şekilde açılabilir. Açılmasının getireceği bir takım sıkıntılar görüldüğünde tekrar kapatılabilir. Tabii bu net sınırları çizilebilecek bir süreç değil. Ama 31 Ağustos şu anlamda biraz erken tabii. Yazın verdiği bir şey var. Açık havaların olduğu, mümkün olduğu bir zaman var. Belki bu değerlendirilmek isteniyor. Tabii ki öğrencilerin de bu sosyalleşmeden ve şeyden uzakta kalmaması lazım. Gerekli sosyal mesafeler, gerekli önlemler alınarak açılabilir tabii ama mutlaka seyreltilmesi lazım. Sınıfların yani belki 1/3 oranına düşürülmesi lazım. Belki süreler yarı eğitime geçilebilir. Gerekli önlemlerin alınarak açılması mümkün olabilir veya biraz ertelenebilir. Tabii bunun için bunun karar vericilerinin halk sağlıkçıları olması lazım ve rakamlarla ilgili bilgilere tam ulaşabilenler aslında bunu daha doğru bilebilir. Detaylara hakim olanlar, gençlerde ne kadar görülüyor, hangi sıkıntılar yaşanmış, detaylar nedir? Bunlara vakıf olan bir bağımsız kurulun buna karar vermesi lazım. Yani bizim buradan dışarıdan rakamları tam bilmeden konuşmamız da çok doğru değil. Değerli hocam şu var, şimdi vaka sayılarına ilişkin sorular geliyor. Zatürre oranı %8.4 olarak verildi. Bu ulaşılan toplam vaka sayısı içinden mi hesaplanmalı? 80 milyonluk nüfusu oranlandığında bambaşka bir sonuç çıkıyor çünkü diye vurgulayanlar var. Zannediyorum ulaşılan vaka sayısı içinden hesaplamak tabii, doğru olacaktır. Tabii. Şimdi tablo tabii. Kafa karıştırıcı. Haliyle vatandaşlarımız da bu konuda soruları birbirini izlemeye devam ediyor. Son olarak bunu sormak istiyorum. Tabloda biz neyi öğrenmeliydik? Bir normal uluslararası normlara uygun bir tablo bize ne anlatmalıydı? Neler eksik şu anda mevcut olan tabloda? Birinci sorun bu. İkincisi ise tablodaki ekle çıkar işlemlerini ilk gördüğünüzde ne düşündünüz? Ne hissettiniz? Nasıl yorumlamak gerekir bunları? Şimdi zatürre oranı koyuldu. Ağır hasta sayısı koyuldu. Ama entübe hasta çıkartıldı. Yoğun bakımdaki hasta çıkartıldı. Dolayısıyla bunlar da artık uluslararası normlara şimdi uygun hale getirdik diyerek açıkladı Sağlık Bakanı. Dolayısıyla bu değişikliklere yorumunuz ne? İkinci olarak da bu işin normali, tırnak içinde, bu işin raconu budur. Yani tablo bize şunları anlatmalıydı dediğiniz hangi maddeler eksik efendim? Şimdi tabii vatandaşların bilmesi gerekenle ilgili uzmanlık alanların ve hekimlerin bilmesi gerekenler arasında biraz fark var. Yani mutlaka her detayın vatandaşa açıklanması gerekmiyor. Ama bilim insanlarının işte Türk Tabipler Birliği gibi, meslek odaları gibi bizlerin ulaşabileceği veya konudaki karar vericilerin ulaşabileceği bir takım rakamların bütün detaylarıyla verilmesi lazım.
Yani bütün bunlardan halkın bir sonuç çıkarması mümkün değil zaten. Hekimlerin bile birçoğu çıkaramayabilir. Sonuçta bu sürecin şeffaf bir şekilde yönetilmesinden kastımız konuyla ilgili uzmanların, uzmanlık derneklerinin, meslek odalarının, sendikaların girmesi ve bir yetkisi olan bir bilim kurulu tarafından bunların yönetilmesi gerekiyor. Yani siyasi otorite değil, yetkisi olan bir bilim kurulunun bu konu detaylarına hakim olması. Biz çünkü şunu anlıyoruz ki bilim kurulu bile şeylere vakıf değil. Yani rakamlarla ilgili detaylara bilim kurulumuz bile hakim değil. Yani bu şekilde salgının yönetilmesi, daha doğrusu gerçek anlamda şeffaf bir şekilde yönetildiğini söylememiz mümkün değil. Yani bu bütün detayların bu konuya karar verici bilim insanları tarafından biliniyor olması ve sonuçların da onlar tarafından açıklanıyor olması lazım. Yani şu şu tedbirler alınmalı, şu şekilde gidilmeli, biz bunları bakanlığa önerdik gibi bizim bu detaylara hakim olmamız gerekiyor. Başında da konuştuğumuz gibi yoğun bakım oranı ve entübe hasta oranı biraz daha objektif kriterlerdi. Yani hastaların ne kadarının yoğun bakımda olduğu, bunların ne kadarının entübe olduğu konusuna baktığımızda, bir rakam gördüğümüzde buradan bir çıkarım yapabiliyorduk. Ama ağır hasta ve zatüre oranı bize bir şey vermiyor. Yani ağır hasta ne demek, bunun kriterleri nedir? Her kurumdan bildirilen ağır hasta ile ilgili standart nedir? Öyle olmadığı için bu bir subjektif veri, ağır hasta verisi. Ayrıca zatüre de hastalığı tanımlamakta yetersiz kalıyor. Çünkü bu zannediyorum bir internet